Evet, gerçekten maalesef şu anda hepimiz bahsettiğiniz manzaraya müşahede ediyoruz, görebiliyoruz ve büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Halkı Müslüman olan, %99'u Müslüman olan bir memlekette Allah-u Teala'nın yasakladığı, haram kıldığı bir giyim şeklinin bu Müslüman toplumda bu kadar yaygınlaşmasını gerçekten insan bir anlam veremiyor. Özellikle bizler bu Müslüman beldelerin sokaklarını, caddelerini, okullarını, parklarına gezdiğimizde hiç de bu imana yakışmayan, bu Müslüman topluma yakışmayan bir manzarayla karşı karşıyayız. Bunun elbette ki muhakkak sebepleri vardır, etkileri vardır. Birincisi, ciddi anlamda toplum içerisinde bir manevi çöküntü var. Maneviyat ciddi anlamda eksilmiş, manevi değerler görülmüyor. Ahirete yönelik düşünceler zayıflamış toplum içerisinde. İnsanlar ahireti artık düşünemiyor, hesap edemiyor. Ahirete karşılaşacağı azabı hesap edemez hale geldi. Kapitalist sistem, dolayısıyla küresel güçler maalesef oyunlarını iyi oynuyorlar. Bu şekilde böyle çağdaş, işte ileri, İşte efendim mesela entelektüel gibi böyle kavramlarla insanları açık saçıklığa davet ediyorlar ve bir büyük bir oranda da bunu becermişler. Maalesef bu görmek istemediğimiz bir manzaradır. İnsanoğlu bu şekilde giyinerek hem kendisinin günaha girmesine sebep oluyor hem de başkalarının da günah işlemesine, günaha düşmesine sebep oluyor. Bundan dolayı da ciddi bir vebal altındadırlar. Elbette ki burada biz alimlerin, kanaat önderlerinin, elinde yetki ve idareyi bulunduranların da ciddi anlamda bir vebali var. Biz bu konuda özellikle istiyoruz ki, mesela bu dışarıda gördüğümüz gençler, açık saçık gençler, bizim çocuklarımızdır, bizim yavrularımızdır. Birileri tarafından zehirlenmişler, televizyon dizileriyle, internetle, sosyal medyayla. Maalesef ciddi anlamda bir proje ile bu yavrularımız kandırılmış, buna inandırılmış ve öz değerlerinden, inançlarından koparılmışlardır. Bunları tamir etmek, bunları yeniden inşa etmek, bunları özüne döndürmek noktasında hepimizin elinden bir şeyler gelmesi. Başta iradeyi, gücü elinde bulunduran yetki sahipleri, yetki makamları ama özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu konuda çok ciddi bir görev düşüyor. Halkımızın en çok camilerde toplandığı gün Cuma günüdür. Cuma günleri özellikle örtünün önemini, tesettürün önemini, tesettürün Müslüman bayana kazandırdığı şahsiyeti, tesettürün bir gericilik değil de aslında ilericilik olduğunu, çağdaşlığın tesettürde olduğunu, kıymetin tesettürde olduğuna dair ciddi anlamda vaizler ve hutbeler vermesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü sokaklarda gezen, parklarda gezen, okullara gelen bu yavrularımız bizim çocuklarımızdır. Yani o camiye gelen cemaatin çocuklarıdır. Evet, belki bir kısmı üniversiteler üzerinden dışarıdan geliyor olabilir ama ekseriyeti bizim kendi yavrularımızdır. Yani okullarımıza giden, çarşıda gezenler, parklarda gezenler bizim yavrularımızdır, bizim çocuklarımızdır. Ve bu çocukların yavruları camilere geliyor, babaları camilere geliyorlar. Yani camileri Cuma günü dolduranlar bu çocukların ebeveynleridir. Dolayısıyla bugün Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuya el atmalı. Bu yavrularımızı bu şer güçlerin tuzağından kurtararak İslam'daki tesettürün önemini akli ve nakli delillerle ortaya koymalı aslında. Yani sadece işte Allah'ın bir emridir dediğimiz zaman çocuk zaten o İslami bilince, İslami şuurda değil ki Allah'ın emri dikkate alsın ve hemen onun gereğini yapsın. Zaten o konuda bir şuursuzluk mevcut ama tesettürün ne olduğunu, bayanları nasıl koruduğunu, nasıl muhafaza ettiğini, onlara nasıl bir kimlik ve şahsiyet kazandırdığını böyle güzel bir şekilde anlatıldığı zaman ya da bu konuda ebeveynlerin ne yapması gerektiğini, ailede nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini, o tesettür bilincini, tesettür şuurunu o yavrulara nasıl aşılayacağına dair en azından velileri bilgilendirme noktasında o cumanın kalabalığından istifade edebilir. Ve tabii ki bu konuda sadece Diyanet İşleri Başkanı değil, her şuurlu ve duyarlı Müslüman başta ebeveynler olmak üzere kendi çocuklarının hem dünyalarını
hem de ahiretlerini kurtarma adına, inşa etme adına o vebali, o sorumluluğunu yerine getirme adına ileri bir adım atabilmeli. Yoksa maalesef bu şekilde giderse tesettürsüz bir bayanın İslami kimliği de olmaz, İslami şahsiyeti de olmaz. Hain bakışları, kötü bakışları, art niyeti bakışları da kendi üzerinden atamıyor yani. Dolayısıyla nihayetinde insan Allah-u Teala fıtrata koymuş olduğu bazı duygular vardır yani. Ki bu duygulardan bir tanesi de şehvettir yani. Dolayısıyla bu noktada ciddi etkileşimler oluyor ve bundan kaynaklı toplumda çok ciddi sorunlar meydana geliyor. Çok ciddi sorunlar meydana geliyor. Dolayısıyla şeytan durdurulamıyor, önüne geçilemiyor. Bu noktada inşallah hepimiz kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Ben özellikle altını çizerek yine ifade etmek istiyorum ki bu yavrularımızı bizim bilinçlendirmemiz lazım. Bazıları onlara işte açılıp saçılmanın, saçlarını açmanın, işte mini etek giymenin, pantolon giymenin, dar gömlek giymenin, işte kısa kollu giymenin çağdaşlık olduğunu, ilericilik olduğunu empoze etmişler, o şekilde inandırmışlar, o şekilde bir tuzağa düşürmüşler. Yani vücutlarını, vücut hatlarını teşhir ederek medenileştiğini zanneden bir toplum var maalesef, bir gençlik var. Bizim de bunun tam tersini yapmamız lazım. Asıl gericiliğin bu olduğunu, asıl kimliğin, asıl değerin ve kıymetin Allah'ın boyasıyla boyanmak olduğunu, sibgatullah'la boyanmak olduğunu, tesettürün onlara kazandıracağı o mükemmel şahsiyeti, kimliği, onları muhafaza etmeyi biz de bu sefere tam karşı atak olarak yavrularımıza, neslimize bunu anlatmamız lazım.